Artık teori üretmekten kafayı yiyeceğim. Dinçer abi rüyama girmeye başladı. Instagram'daki yorumlarınız kafamı yemeye başladı. Her gün yatıyorum kardeşlerim, bir teori üretiyorum. Ülkem meselesi haline geldi. Fortnite'da değişiklikler olmuş. Kendi kendime sabah kardeşlerim şarkı söylemeye başladım. Annem de oğlum delirdin mi demeye başladı. Instagram'dan durmadan aynı toksik mesajlar geliyor. Sinsi Santral patlayacak mı? Ne zaman patlayacak? 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 Patlamam. Ne zaman patlayacak? Ben buradayım. Ne zaman patlayacak? Ne zaman patlayacak? Ne zaman patlayacak? Patlamayacak lan işte. Patlamayacak lan. UEFA TK'dan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Dün gece Fortnite evreninde çok değişik olaylar yaşandı. Üzerinde durduğumuz bu mekanda geçen hafta samanlarla doluydu. Fakat oyun zamanlı olarak güncellemesiz bu samanların yok olduğunu gördük. Emir'le birlikte geçen hafta yapmış olduğumuz teori videosunda buraya büyük ihtimalle bir şeyin ineceğini söylemiştik. Ve bu hafta içerisinde uzaylılarla ilgili o kadar çok argüman karşımıza çıktı ki artık uzaylılar Fortnite evrenini istila edecek. Ve buradaki işaretler neyin sembolü, neyi sembolize ediyor? En önemli nokta burası. Arkanıza yaslanın çünkü bu videoda sizlere eventte olacakları anlatacağım. 1,5 hafta önceki teori videomda daha uzay sırları ve bu şekiller açıklanmadan önce sizlere spoiler'ı zaten bu kanalda ben vermiştim. Ve şu an Emir, map'i aç. 1 2 3 4 5 5 değil mi? 6 3 4 5 6 6 kuledeki 6 kuledeki yerden büyük enerji çıkıp kadim kuleyle bağlanacak kardeşlerim. Ben bunları geçen hafta sizlere söylemiştim. Ve şimdi Fortnite eventte neyi planlıyor? Chapter 2 sezonu eşittir hikaye demiştim sizlere kardeşlerim. Artık Fortnite evreninin bütün alemlerde yaşayan karakterleri barındırdığı bir chapter dönemindeyiz. Ve geçen sezondaki trailer'da biz birebir bir şekilde kuruluşla, Visitor tarafıyla John C'nin birleşmesini, bir trailer'da buluşmasını görmüştük. Lütfen anlatacaklarımı iyi dinleyin. Sizlere event'i anlatıyorum şu an. Ses kayıtlarına baktığımız zaman orada Midas'ın kız kardeşi olarak adlandırdığımız kişiyi gördük. Ve ses kayıtlarında bize şunu söyledi. Arabamı sürerken yukarıda bir şey gördüm. Beni aldı. Ve Save the World'deki bir karakterde bunu sadece ben gördüm zannediyordum. Meğersem başka görenler de varmış gibi bir serzenişte bulundu. En büyük sorulan soru şu kardeşlerim. Geri sayaçlı bir event mi olacak? Trailerlı bir event mi izleyeceğiz? Fortnite Chapter 2'de artık hikaye sezonu yaptığı için trailer eventlerini daha fazla göreceğiz. Çünkü 3 boyutlu bir şekilde bu hikayeyi anlatması imkansız. Fortnite için imkansız bir şey yok. Belki de yapabilir. O zaman da özür dilerim. Ama Fortnite'ın bu kadar karakterleri bir anda bizim canlı bir şekilde izleyip göstermesi bence birazcık zor olacağını düşünüyorum. Ve bunu tekrardan bizlere trailer'da izletip karşımızda biz de buna dahil olarak oynayacağız. Evet, benim de isteğim şudur. Kadim Kule'nin üstünde bir tane geri sayaç olsun ve geri sayaç olduktan sonra en azından biz trailer'a girelim. Çünkü bu heyecanı biz Fortnite oyuncular olarak yaşamak istiyoruz. Peki gelelim. Event gününde neler olacak? Şu dakikadan itibaren anlatacağım event teorisine ve kesinlikle event böyle olursa çok güzel olur diyorsanız şöyle bir beğeni rekoru kıralım kardeşlerim. Uzaydan gelen bir UFO buradaki bölgeye inecek ve bu bölgede bir sürü asker salımı yapacaklar. Biliyorsunuz iki kişi var. John C ve Kuruluş. John C Dr. Sloan tarafını sattı ve Kuruluş da şimdilik Fortnite evrenine indi ve John C ile birlikte kısa süreli bir anlaşma yaptı. Ama John C Sloan'u sattı ve burada Kuruluş da kendi uzaydan gelen arkadaşlarını satacak. Yani John C ile Kuruluş'un sadece 2 günlük, 3 günlük dünyayı kurtarma adına yapmış olduğu anlaşma belki de sıkı bir dostluğa doğru gidecek. Aynı filmlerdeki gibi. Fortnite evrenine uzaylılar istila ettiği zaman ve biz bunları trailer'da izleyeceğiz. Onların amacı Kadim Kule'de Kuruluş tarafından sıkıştırılmış sıfır noktasındaki küre olacak. Ve uzaylılar aslında Kadim Kule'nin tepesindeki bu küreyi çalmak isteyecek. Fakat John C tabii ki de bunu engellemek adına işler yapınca Kuruluş'tan tekrardan yardım isteyecek. Aslında bunları çalmaya gelenler ve Yedili'nin diğer tarafları, şu an onların hala kim olduğunu bilmiyoruz ama Kuruluş'un tarafı olan kişiler olacak. Ama Kuruluş öyle bir sahnede kalacak ki tam küreyi almaya yakın artık John C ölümle burun buruna kalırken Kuruluş John C ile birlikte işbirliğini sürdürecek. Peki burada
kadim kuleyi koruyan veyahut da orada duran Rümperest'in rolüne olacak. Rümperest biliyorsunuz görevler kısmında bir tane asa almıştı ve o asayla birlikte artık küreden gelen güçle bizlere skill atıyordu. Aslında Rümperest'in de amacı o küreyi almak. Yani aslında taraflar belli. John Cena'nın ve kuruluşun tarafı Dr. Sloan da zaten burayı korumak istiyor ama John Cena ile araları iyi değil ve uzaylılar tarafı. DC ekibi de sonuçta burayı koruma adına görevlendirilen kişiler olduğu için onlar da otomatikman John Cena'ya yardım edecek. Yani bu eventin aslında kısa yolu şu: uzaydan gelen varlıklar, uzaylılar buradaki küreyi almak istiyor. Ama şunu diyebiliriz, biz bir görselde şunu gördük: uzaylılarla insanlar el ele tutuşmuş ve birbirlerine yardım ediyorlar. İşte aslında uzaylıların ağababaları burayı çalmak isteyecek ve burada insanlarla uzaylılar arasında bir birliktelik olacak. Ama kötü olan uzaylılar ise burada küreyi alt etmek isteyecek. Belki de başından beri Midas vizitör müydü? Şimdi gelelim yan taraftaki görsele. Bu bize neyi anlatıyor kardeşlerim? Hala küpün gücüyle alakalı bir şeyler dönüyor mu? Evet, dönüyor. Bu arada küp eridi, patladı gitti ama hala Chapter 2'de ne zaman patlayacak diye şarkımın yakında çıkacak kardeşlerim şarkım orada, onu da söyleyelim. CC Central'de hala küp faaliyetleri yapılıyor. Hala küpün kendi içerisindeki sıvıyla yapılan bir şeyler var orada. Yani bunu göz ardı edemeyiz. O yüzden hatta biz ne demiştik? CC Central'den akan bir sıvı büroya gidecek, patlayacak demiştik. Hala orada bir sıvı var. Hala böyle bir teori gerçekleşebilir ama bu sezon olacağının çok taraftarı değilim. Ama küple ilgili hala bir şeyler olabilir. Çünkü bu üçgen olan yerleri birleştirdiğiniz zaman küpün resmi çıkıyor. Küp zamanında da biz aynısını görmüştük kardeşlerim. Şimdi fotoğrafı incelediğimiz zaman burada ablemler var. Ve bu ablemlerle ilgili yabancılara baktım, çok fazla teori yapmışlar. Benim çok aklım kesmedi kardeşlerim onlara. Koordinatlar vesaire. Şimdi bakalım. Ana dairelere bakın, logolara bakın. Bunlar nereye gidiyor? Benim 1,5 hafta önceki teorimde ve bu kanıtlandı gördüğünüz gibi. Oradaki bosslar tarafından korunan kuleler. O kulelere gidiyor kardeşlerim bunlar. Ve event gününde o kulelerden çıkan bütün enerji, belki de küpün enerjisi, hiç bilemeyiz. Ana orta kadim kulede buluşacak ve küreyi içerisini açmaya yarayacak. İçini açacak ve iki tarafta onu çalmak için, uzaya kaçırmak için savaşacaklar kardeşlerim. Daireleri yeşil olan daireler var kardeşlerim, yuvarlak. Bunlardan bir tanesi sessiz sinemaya vuruyor. Diğeri kardeşlerim barikatlı banyonun altına, ağla karşıyan oraya vuruyor. Ve bir diğeri taşra tarlanın tam güneyindeki neresi, benzinliğe vuruyor. Biz yakın tarihte, yeni sezon gelmeden buralarda 3 yerde değişiklikler göreceğiz. Bu yuvarlaklarda. Ve 3 tane daha yuvarlak var. 1. Barikatlı banyo. 2. Taşra tarla. Ve neresi kardeşlerim? Orta bölgenin tam aşağısı. Orası da hatırlarsanız bir NPC vardı, anime NPC'si. Tam oraya denk geliyor. Yeni haritada buralarda büyük değişiklik göreceğimizin anlamına geliyor kardeşlerim bunlar. Ve en dış daireye baktığımız zaman ise orada büyük yuvarlaklar var. Bunlar koordinatlardan bakılmış ve hakikaten tam da oraya denk geliyor. Neon Market sol tarafta çitli çevreyi görüyoruz. Ve yukarıda da balık bölgesi var kardeşlerim. Kayalık kumsal mıydı? Tam ismini hatırlamıyorum. Benim dediğim noktalarda da geçen sefer harita çizmiştim. Orada değişiklikler göreceğiz kardeşlerim. Muhteşem bir şey ve bu çizim kimin çizimi? UFO'ların çizimi. Aslında uzaylıların elinde şu an buradaki haritanın bütün koordinatları var. Ve aslında bu koordinatlar ve bu çizim uzaylıların buraya geldiği zaman ne yapacağını gösteriyor. Nereleri vuracağını gösteriyor. Onlar da biliyor. Kadim kuleye erişmemiz için öyle bir çizim yapmışlar ki küçük kulelerden çıkarak orada bir enerji patlaması yaparak biz buraya dokunacağız kardeşim diyor. Ana noktaya. Ana nokta neresi? Ve şurada bir çizim var görüyorsunuz. Dairede, dairenin iç tarafı kadim kule. Yani eski Ganimet Gölü, eski kardeşlerim Loot Lake bölgelerini biz burada görüyoruz. Muhteşem. Bence Fortnite artık geri dönüşünü yaptı kardeşlerim. Çok çok heyecanlıyım. Bugün kısa bir video olacak. Diğer teori videomuzun çok hızlı gelmesi için ben bir beğeni, daha doğrusu izlenme, görüntülenme hedefimiz var kardeşlerim. Günlük içerisinde diğerini atmıyorum. Arkadaşlar diğer videoyu görmüyor. Artık kanalımızda GTA 5 Fortnite atıyoruz. Fortnite'ın hızlı gelmesi için GTA 5 videolarımızın da 50.000 bandına çıkması lazım. Aynı şekilde GTA videoları istiyorsanız da Fortnite'ın 50.000 tak 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 hızlı hızlı atalım. Her gün GTA bile gelebilir. İzlenmelerimiz ne kadar yüksek olursa kardeşlerim. Bugün sizlere güncel olayları bahsettim. Event teorim sizce hakikaten böyle olursa efsane olur diyorsanız 10.000 beğeni yapalım.
Her 10.000 beğenide kardeşlerim bir teori videomuz direkt gelsin kanala. Bu sizin elinizde. Sizleri çok seviyorum. Muhteşem değişiklikler olacak. Bir sonraki teorimizde haritada nasıl bir şekillenme olacak hep birlikte göreceğiz. Ve Kadim Kule'de yakında muhteşem şeyler olacak. Çöl metasına artık geçiyoruz. Ve diğer teoride görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.